Evet. Günaydınlar arkadaşlar herkese. Bugün vlog ve kargo açımı arası farklı bir şey yapacağız. Vloglu kargo açımı yapacağız daha doğrusu. Yeni uyandım, duşumu muşumu aldım. Ekranı tersine çevireceğim. Ben nelere baktığımı göreceksiniz. Kargoları görüyor musunuz? Ve şurada bakın. Damn! Ve şurada bir tane daha. Kargolar kargolar. Fakat tabii ki çok daha farklı bir şey var bugün arkadaşlar. Bu kargoların hepsi dışarı gidiyor, bana gelmiyor. Drone aldım, o benim tabii ki. Ve de şu görmüş olduğunuz kutu benim, onu açacağım şimdi hatta. Buradaki kargoların hepsi arkadaşlar dışarı gidecek. Hatırlarsanız koleksiyonumu satayım mı satmayayım mı diye Instagram'dan paylaşım falan yapmıştım. Ondan sonra dedim ki, hani koleksiyonu satıyorum, ediyorum. Madem öyle, kardeşlerime ayakkabılar göndereyim dedim, aileme. İstanbullular biliyorsunuz. Onlara böyle bir kargo çıkarttım. Ne diyorsunuz sizce? Yeterince güzel olmuş gibi mi? Hepsine kişi başı birer ayakkabı, içinde bazı ürünler falan da var. Kimisinde tişört var, kimisinde şort var falan. Böyle dev bir kargo yaptım. Koleksiyonumu satacaksam dedim bari satmadan önce bizimkilere. Abilik. Abilik böyle bir şey. Evet, şimdi şunu açmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Pull. Bayağı bu da doluymuş. Ben de kendi kargolarımı şimdi hazırlarken bu şekilde hazırlamıştım. Bayağı dolu arkadaşlar. Bayağı harika gözüküyor. İçinde neler var? İçinde bir adet NBA. NBA logosu bizi karşıladı. Hoodie var arkadaşlar. Ve bir adet Paris hoodie'si var. İki adet hoodie söyledim. Ve bir tane de ayakkabım var burada. Nike kutusu içerisinde. Biraz daha basic bir ayakkabı ama benim bayağı hoşuma giden bir ayakkabı oldu arkadaşlar. Nike React Infinity Run. Şöyle ben bir bakayım. Siz bakmadan. Harika duruyor. Bunu biraz daha detaylı içeri geçelim ve açalım. Hoodie season! Hoodie season! Şimdi şunları açacağız. Kameramını vereyim. Hoodie'leri hemen açmak istiyorum. Nerede söyledim, nasıl olacaklar bilmiyorum. Söyler söylemez de bu hoodie'ler bitiyor arkadaşlar. Hani kaptınız kaptınız, yoksa bir daha cidden zor. Kaç tane alıp geri iade olan oldu ya? O şeydeydi. Farklı bir kargoda farklı bir üründü. Bayağı büyük geldi yine. Ben galiba medium giyebilirim diye düşünüyorum ya. Ne dersin? Ama kumaşının kalitesi falan çok güzelmiş. Görebilir misiniz bilmiyorum. İçi de şu şekilde. Ya dandik biraz olanlarda bunlar kopuyor. Çok çabuk parçalanıyor. Üstüne yapışıyor. Burası mesela aynı şekilde. Çok kaygan, çok kaliteli. NFL şeyi mi? Aha. Ama onun daha kalitelisi. Yani o da güzeldi. Bunun baskısı mesela daha güzel. Nike işareti var, Nike logosu var. Gayet basit bir etiket koymuşlar. NBA etiketi yok mu? Evet tabii ki. NBA etiketimiz de var. Seviyoruz bu etiketleri biliyorsunuz. Arkasında markasında bir şey yok. Gayet sade, güzel. Video çekerken giymelik kullanacağım. Güzel bir ürün oldu. Ama üstümde nasıl duracak? Asıl önemlisi o. Medium mu alsam, large mı alsam bayağı bir gitgellerde kalmıştım. Ama sonunda her ikisinde large aldım. Bu ise arkadaşlar Jordan Paris işbirliğinden çok özel bir hoodie. Bakalım bu nasıl olacak? Yana doğru genişliyor sanki biraz ha? Şu şekilde arkadaşlar. Paris yarısı mor, cepleri var. Paris A'sı Jumpman görüyorsunuz. Güzel bir kalın Jumpman etiketi var. İçi polarlı mı? Standart fit yazıyor. İçi hemen şöyle gösterelim şuradan. İçi aynen onun gibi. Birebir aynılar. Bunun fiyatı 600-550-500 olabilir. Çok pahalı. Biraz pahalıydı yani. Paris Jordan olunca maalesef daha pahalı alıyor. Tabi ufak dokundurmalar da var. Görüyorsunuz şurada mor mor çok harika bağcıklarımız var ve üstünde yine Paris yazıyor. Çok kaliteli olmuş bu. Gerçekten kaliteliyim diye bağırıyor. Buradaki görüyorsunuz ufak dokundurmalar. Hemen şöyle etiketini göstereyim. Jordan Large yazıyor. Şöyle kolunda bir Paris Saint Germain arması dikkatimi çekti. Diğer kolunda bir şey var mı? Diğer kolunda bir şey yok. Hemen arkasına bakalım. Arkası şöyle. Evet, bir de şurada Jordan Paris kalın kalın güzel bir etiket var. Çıkıntılı çıkıntılı. Her ikisi de çok güzelmiş. Hemen aslında üstüne giysem mi? Bence de. Ya ben hoodie'de dar beğenmiyorum. Dar çok kötü oluyor. Tamam. Large çok iyi oldu.
Gayet güzel oldu. Biraz da böyle ev haliyle bu videoyu açtım arkadaşlar. Şimdi güzel bir şeyler giymeliydim. Ama şimdi denemelik. Gayet güzel oldu. Ne dersin? Neyse üstünde bununla devam et. Aynen öyle. Üstümüzde bununla devam edelim. Şimdi ise ayakkabıya geçelim. Ayakkabıyı yeni videosunu sizlere daha yapmadım. Fakat bayağıdır vloglarda da belki takip ediyorsunuz. Giyiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Nike Infinity React'ın yeni bir rengini aldım arkadaşlar. İndirimdeydi de. 700 civarına düşmüştü. 1100'den düşmüştü. Dedim kaçırmayayım. Rengi bayağı da siyahlı, kırmızılı ayakkabılar almıyorum. Bunu görünce çok hoşuma gitti. Bendeki versiyona göre çok daha güzel geldi. Üstünde kullanılan materyalleri falan. Uf, bayağı iyi. Ne diyorsun? Bu ayakkabının videosunu hani şu sıralar yapacağım. Belki bu ayakkabıyı da görüntü olarak kullanırım. Ayak burkulmalarına karşı şu görmüş olduğunuz plastik içeride de aynı şekilde. Yani bastığınız zaman ayağınız içeri dönmüyor. Ayağınızı düzleştiriyor. Özellikle uzun koşuları sevenler, sık sık koşanlar için çok iyi. Benim de biliyorsunuz dizlerimde problemim var. Muhtemelen bileğimden, daha doğrusu düz tabanlığımdan kaynaklanan bir problemdir. Bu onu engelleyeceğini düşünüyorum ki öyle de hissettirdi. Görüyorsunuz arkasında biraz daha plastik sert bir yapı var. Ön taraf ise dikişli ve dil kısmı ise daha yumuşak, daha S-Line'i görüyorsunuz. Harika örgülü materyal, esnek örgülü materyal. Bağcıkları çok sıkmanıza gerek kalmıyor genel itibariyle. Arkasında Infinity React yazıyor. Renk olarak ne düşünüyorsun? Benim çok hoşuma gitti. Siyah, kırmızı, beyaz. Diğerinden çok da... Diğeri de beyaz beyaz güzel oluyordu, fit oluyordu. Son vloglarda hatırlarsan. Nike React, Nike işareti. Bu zaten plastik çerçeve asıl olayı. React olarak da bu %50'ye yakın daha fazla. Bu diğer önceki React'lardan gördüğüm gibi zaten çok büyük bir yapıya basıyorsun. Plastikler var. Direkt olarak React tabakası eskimesin diye de plastikler yapılmış. Detaylı incelemesinde göreceksiniz nasıl hissettiriyor. Hani ben şimdiden öncesinden vermiş olayım. Ayağıma giyelim. Öncesinde bir kargomuz daha vardı. Ben onu unuttum. John'la birlikte arkadaşlar Yalı Spor'dan almış olduğum terlik gelmişti. Hemen onu da getiriyorum. İçeriye koymuştuk, o yüzden unuttuk. Evet, bir de bu kargomuz vardı. Bunu da açalım. Hatırlarsanız Instagram'dan paylaşım yapmıştım. Instagram'dan paylaşır paylaşmaz da insanlar saldırmıştı Yalı Spor'a. Birçoğu bana güvenilir mi falan diye soruyor arkadaşlar. Yalı Spor, Sneaks Club her AVM'de var neredeyse. Bir de ben paylaşıyorsam, ben videolarını yayınlıyorsam zaten güvenilir. Sizlerin parasının karşılığını alabileceği adresler oluyor. Bakın faturasıyla birlikte falan her şeyle geliyor. Yani çok yılların firması Yalı Spor. Umarım ileride bir şeyler de yapıyor oluruz Yalı Spor'la. Şuna baksana. Küçücük bir Jumpman. Çok tatlıymış. Bu kutuyu atmam ben kesinlikle. Hemen şöyle göstereyim. Açtık ya. Jordan Brand Flights. Ama kutusu benim bayağı hoşuma gitti. Nasıl açıyoruz bu kutuyu? Ayakkabı gibi açmaya çalışınca. Sonunda Jordan terliği alabildim bir tane. Sonunda. Evet. Bu şekilde Jordan Brand Flights 44 numara aldım. Şu an ayağımdakilere göre öyle dandik geldi ki. Çok sade, köpüğümsü. Fakat üst kısmı bayağı güzelmiş. Güzel 23 şeyle geliyor ve isterseniz hani taşımak için de şu şekilde taşıma aparatıyla geliyor arkadaşlar. Böyle kırmızı, bunun beyaz ve siyahını almaya çok uğraştım. Nike.com'dan arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların hepsi oradan geldi, Nike'den geldi. Bunları belki 5 defa ekledim, 5 defa bitti. Bir de Nike çok şey yapıyor. Sipariş verseniz de stoklarda kalmadığı zaman, online bir problem olduğu zaman iptal ediyor siparişlerinizi. Bunlarda çok defa onu yaşadım. Artık pes etmiştim. Yalı Spor'da 100 liraya düşmüştü. 200-120 lira bunların fiyatları. Kaçırmak istemedim. Hemen altlarını size göstereyim. Çizgili çizgili Jordan logosu var. Şu kısımlarını çok beğendim. Çıkıntılı Jordan. İç tarafı da biraz daha pofidik pofidik. Genelde ucuz bir görünüm veriyor. Arkasında şöyle Jordan yazıyor. Ayaklarımdaki neleri göstereyim biraz. Bunların kalitesi apayrı mesela. Bunların ismi neydi onu unuttum ya. Şurada Comfort Footbed yazan bir şey var. Nike Comfort Footbed yazarsanız bu çıkar. Bunlar çok pahalıydı. Bunu indirimden 220-230 almıştım. 350 lira gibi bir fiyatı vardı sanki. Bunlar çok daha apayrı terlikler. Bunları çok yıpratmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden sürekli hani yeni terlik alayım diyordum. Hemen şimdi şöyle ayağıma deneyeyim şunu. Bakalım nasıl olacak. 44 numara. Evet. Küçük olmadı değil mi? Yok, terlik zaten öyle çok büyük olmasına gerek yok. Çünkü zamanla açma yapacak. Tam zaten 44 görüyorsun. Yani çok bunu büyük büyük alırsanız şuradan ayağınızı tutmayabilir. Şu an tam oldu. Şunu hemen kopartayım. Nasıl? Görüntü olarak. Gayet şimdi diğerinden sonra farklı bir diğeri böyle. Diğeri evet çok güzeldi. Bu terlik güzel geldi. Evet, şimdi hemen ayakkabıyı da deneyeyim. Altıma güzel bir eşofman giyseydim daha iyi olurmuş gibi. Bu şekilde arkadaşlar tekrar bir
terliğe bakın. Güzel bir eşortmanla. Alt üst bence bayağı güzel oldu. Ne diyorsunuz? Değil mi? Hudiye de şimdi aynada baktım. Hafif böyle düşük omuz. Öyle olması da güzel oluyor. Daha rahat hareket etmenizi de sağlıyor. Bayağı hoşuma gitti hudi. Birçok kombi yapabilirsiniz. Jordan 34'ler, işte Air Jordan retrolarla falan. Harika. Ben de biliyorsunuz Paris şortları falan var birkaç tane. Onlarla giyerim. O da güzel olur. Şu an çok hoşuma gitti. Let's go. Jays. Jays. Bir tane de Jordan artık eşofmanı alalım. Bayağıdır bakıyorum. Yani alayım. Güzel almayayım. Bulamadık. Ben o tech fleece'leri beğeniyorum. Onlar çok hızlı bitiyor. Yani Nike.com'dan bir şey almak arkadaşlar cidden ölüm. Çünkü Nike.com Avrupa'ya da hizmet veren bir site. Öyle olunca Avrupalıların tabii alım gücü bizden çok çok daha fazla olduğu için adamlar patır kütür hemen alabiliyorlar, bizim gibi değil. Ben diyorum 2 gün içinde alayım, 3 gün içinde o zaman 10 defa bitiyor. Mr. Hoodie Jordan'ları beğenmiştim. Hepsi bitti. Bir de hoodie bırakmıyorlar. Ya yabancılar hoodie çok giyiyor tahmini. Biz de hani 2-3 tane olsa yeter kafasındayız. Adamlar yani patır kütür. Bak içinde bir şey yazıyormuş, diğerinde sanki böyle bir yazı yoktu. Çok sağlam, çok güzel, kaliteli bir ayakkabı ya. Şunları atmayalım. Evet, şunları geçen arkadaşlar attım. Hep ihtiyacım oldu. Bu görmüş olduğunuz kapıdaki dev kargoların içine hepsine koyasım geldi. 2 yıldır falan tutuyorum, kutuları tutuyorum. Hepsini atayım dedim. Atmaz olaydım. Baksana hep öyle olur zaten. Görüyor musun? Evet. Designed to keep you running. Koşmanızı sürdürmeniz için, sürekli koşabilmeniz için tasarlandı diyor. Bu hissi ben de hissettim. Biliyorsunuz birçok ayakkabı, koşu ayakkabısı da alıyorum, inceliyorum. Bunun gibi güzel hissettiğim nadir oldu. Evet, iki tane de şöyle terliğim olması da güzel oldu ya sonunda. Bir de bir şeyi çok mahvediyorsun sen, öldürüyorsun evet. Benim öyle de. Öyle oluyor. Tek olunca maalesef öyle oluyor. Bu işin benim ayakkabılarımın hiçbirinin eskimeme sebebi o. Çok fazla oldukları için arkadaşlar. Farklı farklı sürekli giyiyorum. Bazen böyle bana resim atıyorsunuz, öldürmüşsünüz. Doğal olarak hep aynı şeyi giyince ölüyor. Senin ayağına bu tarz fit ayakkabılar çok yakışıyor. Öyle mi düşünüyorsun? Buzlar da yakışmıyor mu? Buzlar da güzel oluyor. Basket ama ayakkabı... mesela bunlar herkese olmuyor diye dedim. Doğru, bazılarının ayağına gitmiyor, doğru diyorsun. Mesela... Neyle alakalı sence peki? Ayaklarının ve bacaklarının zarafetiyle alakalı. Aha, teşekkür ederim bir tanem. Sabah şeyi, morali. Sabah morali oldu bana. Evet. Uf, çok iyi, gerçekten çok iyi. Bir de 44.5, bazen işte arkadaşlar şuradan dokunuyor. Bu ayakkabı sizi böyle arkada kilitlediği için, şu yapı da aynı şekilde, ayaklarınız fazla sağa sola ve öne hareket etmeyince daha rahat hissediyorsunuz. Şu an bunu rahatlıyorum, efsane. Bir de genişliğine bakar mısın? Şurasına. Çok güzel, çok yakışıyor sana evet. İşte. Gerçekten çok beğendim, çok hissediyorum. Nasıl oldu peki genel olarak? İşte. Çok güzel. Fitlik videosunu bunu atabilirdim. Kombi videosu yaptım, pek beğenilmedi. Eşim de eleştirdi. Ben müdahale etmedim çünkü giyimine. Eşim de eleştirdi, en kötü kombinleri yapmışsın. Ama ben amacım zaten videoyu nasıl yapıyorum, editleyebiliyor muyum, güzel oluyor mu onu çekmekti. Yoksa vloglarda kutu açımlarında çok daha hani güzel kombinler yapıyoruz. Bir sürü şey alıp giymek çıkarmak da çok zordu. Ben de biraz da normalden farklı olsun istedim. Hani normalde çok giymeyeceklerimi yapmak istedim. Ama insanların tepkileri... Gerçi iyi tepki veren de çok oldu. Bunları böyle biriktirip kombi videosunu atsak bence daha mantıklı olacak. Bence de kesinlikle. Evet, şu an için gayet güzel. NBA hoodisini hemen üstümde deneyelim. Ama bu şu an dışarı gidebiliriz mesela. Aynen. Sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı, özür diliyoruz. Evet, NBA hoodisi de bu şekilde. Bu sanki daha dar oldu gibi hissettim. Daha fit oldu. Evet. Large almama rağmen böyle oldu. Demek ki arkadaşlar... Tişörtlerde medium'um ama hoodie'lerde large'ım. Hatta XL bile alabilirim. Ama zaten öyle olmalı. Ben bir kere o hatayı yaptım. Hoodie'de, mesela normalde small giyiyorum. Hoodie'de de small aldım. Böyle bir omuzları bir küçük kaldı. Boydan kısa kaldı. Yani relax ve bol olmalı. Yani giydiğinin bir beden büyüğü alınmalı kesinlikle. Olur. Alınabilir. Sizler de arkadaşlar alacaksınız. Tişörtte giydiğinizin bir beden büyüğünü bence alın. Tişörtte large aldığım zaman çok bol ve çok böyle... Löp löp olmuştum. Ama burada ise görüyorsunuz large aldım, gayet fit. Ama kaliteli hoodie'nin güzelliğini de görüyorum arkadaşlar. Yani 600 lira falan ama kesinlikle sizi rahatsız etmiyor, bunaltmıyor. Bazen böyle işte daha 150-200 liralık sağdan soldan hoodie aldığım zaman ateş basıyor. Artık 150'yi de bulamayız ki. Yani H&M'de bile 250 falandır. Ki H&M'dekiler yani bunlarla kıyasla çok kaliteli değiller. Bunların kalitesi bence çok ayrı. Yani H&M giyiyorum mesela. Böyle beni çıkartın buradan falan hissi basıyor. Herhalde kumaşları yani pamuk yüzdesi, naylon yüzdesi, polyester yüzdesi de çok önemli. Olabilir. Bunlar çok daha kaliteli kullanıyor. Yani hissini de hemen anlıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım çok yapay değil.
Kalitesi bir bakalım mesela ne, yüzdeleri neymiş? Onlardan hazır girdik bu kadar. %100 kotonmuş mesela. Ya işte ondan terletmiyor. Terletmiyor. O çok önemli. Şeyler bunu... direkt polyester. H&M'ler. Hemen H&M'e de bakıp geleyim hatta. Güzel oldu ama. Ama şey çok iyi olunca. Çok güzel. Böyle... Yani bak mesela tam kombin videosuna uygun. Aynen. İkisi de birden çıkar kombin, tak. Kombin videosunu beğenmeyenlere gelsin. Yo yo. Bakın geleyim. Logolu. Aslında sanki çok benziyormuş gibi. Hatta aynıymış gibi. Ben çok benzettim dedim ya. Bayağı benziyormuş. Ben bu kadar benzeyeceğini düşünmüyorum. İçleri bile aynı. Mesela bak bu içi daha böyle çıkıyor çıkıyor gibi hissettiriyor. Bir bakacağım sadece neymiş. %60 polyester, %40 pamuk arkadaşlar. İşte bunda mesela çok bunalıyorum. İçine terliyorum. Ve zaten şöyle hemen içini göstereceğim size. Biraz daha iyi anlayacaksınız. Bakın çıkıyor çıkıyor gibi. Yani daha farklı hissettiriyor kesinlikle. Bunun içi ise daha böyle tertemiz, akıcı. Ama keşke farklı bir renk alsaymışım dedim şu anda. Bunu farklı. Ben demiştim sana. Çok benziyor hoodie'ne dedim ama yok ya dedin. Onun NBA o bilmem ne. Hatırlamıyorum ne nasıl söylediğimi. Nike kargolar artık 15-20 günde geldiği için. Ama güzel her ikisini de kullanırım canım. Ne olacak? Tabii canım. Ya biri NBA, biri NFL. Videolarda bunu zaten çok giyemiyordum. Bir de bu çok dar geliyordu. Large almıştım. Bu da large arkadaşlar ama bundan çok daha dar. Çok daha böyle baskılı hissediyor. Görmüş olduğunuz farkının görünürde benzer olsalardı arkadaşlar kullanım rahatlığı açısından büyük şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben mesela bunu uzun süre giyeceğim. Ve daha rahat daha çok giyerim. Onu o kadar fazla tercih edemiyorum. Bu 400 lira bu 200 lira mıydı yani acaba? Yani bu emin değilim. 500 diyelim buna. Buradan da 200 diyelim arkadaşlar. Hani iki katı fiyat farkı var belki ama. Bence şu an gerçi 300 falan olmuştur. 250-300. NFL'liler daha pahalı oluyor çünkü. Yani verdiğiniz fiyatın karşılığını alabilmek, hakkını alabilmek bence oldukça güzel bir şey. Hadi şimdi bu videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vloglu kutu açımı gibi diyecektim ama bu sefer çok çok uzun olmaması için kesmek istiyorum. Sonraki vloglarda veya kutu açımlarında görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı dersi bugünlük.